Şimdi sırada ne var? Sosyal öğrenme sürecimiz var. Peki sosyal öğrenme sürecinde neyi varmış, neler varmış? Sosyal öğrenme süreci 4 basamakta oluşur. Sosyal öğrenme süreci kaç basamakta oluşuyormuş? 4 tane basamakta. İlk basamağımız ne? Dikkat, gözlemleme. İkinci basamak ne? Hatırlama, kodlama ya da sembolleştirme. Sembolleştirme kapasitesi burada devreye giriyor. Üçüncüsü ise arkadaşlar davranışa dönüştürme. Dördüncü ise güdülenme. Bak güdülenmeyi en sona bırakmış adam. Neden? Çünkü güdülenme Bandura'ya göre davranışın geleceğini belirler. Önemli. Bu neymiş? Burası davranışın geleceğini belirler. Yani ben bundan sonra bu davranışa devam edeceğim mi, etmeyeceğim mi? Peki dikkate bakalım. Dikkat ise nedir? Öğrenme sürecinin başlangıcıdır. Bu olmadı mı? Öğrenme süreci ne yapmıyor? Başlamıyor. Dikkat öğrenme sürecinin başlangıcı. Peki hemen bakalım sürecimizdeki mekanizma nasıl işleyecek? Dikkat. Kişi o kadar model içerisinden kendine birini model seçer ve onu gözlemlemeye başlar. İşte bu duruma dikkat diyoruz. Tekrar ediyorum. Burada en önemli nokta kendine modeli seçmek. Eğer kendine bir model arıyorsan, o kadar model içerisinden birini kendine model almana biz dikkat diyoruz. Modeli seçtim. Dikkat basamağıyla birlikte öğrenme sürecim başladı. Sosyal öğrenme sürecim. Modeli seçtikten sonra modelin davranışlarını gözlemlemeye başlıyorum. Ne yapıyoruz? Modelin davranışlarını gözlemlerim ve akılda tutmaya başlarım. Modelin davranışlarını gözlemliyorum ve akılda tutmaya çalışıyorum. Niye? Sürekli modeli yanımda dolaştıramam ki. Aklımda tutayım. Sonra kendi kendime ne yapayım? Tekrar edeyim. Şimdi dikkatle ne yaptık? Modeli belirledik. Hatırlamada modelin davranışlarını aklımda tutuyorum, kodluyorum. Kodlama yaparken de neyi kullanıyorduk hatırlayın? Sözel sembolleştirmeleri. Yani modeli hem bir taraftan görüyorsun, bir taraftan da sözel olarak kendi kendine konuşup bunu akılda tutmaya çalışıyoruz. Peki akılda tuttuk, hepsi yerinde mi? Evet, aklımda şu anda. Modeli gönder gitsin artık. Lazım değil. Peki biz ne yapacağız? Kapanıyorsun eve veya herhangi bir ortama, fark etmez. Artık aklında tuttuğun kadarıyla modelin davranışlarını sergilemeye başlıyorsun. Bu da hangi basamak? Üçüncü basamak. Modelin davranışlarını sergiliyorsun, tekrarlıyorsun. Bu tekrarlamaların temel sebebi nedir? Yaptığın davranış modelin davranışına tıpatıp benzesin diye. Bunu tekrarlayacaksın ta ki modelin davranışına benzeyinceye kadar bu davranışları tekrar ediyorsun. Bu arada model bizim örnek aldığımız kişi, gözlemci biziz. Onu gözlemliyoruz. Bunu da söyleyelim tekrar. Peki burada modelin davranışını tekrarladı. Tamam ben hazırım dedi. Sonra bu davranışı sergiledi. Bu davranışın sonucunda eğer adama ceza verilecek olursa kişi bu davranışı ne yaptı? Terk etti. Eğer bu davranışın sonucunda kişi pekiştirilecek olursa kişi bu davranışı yapmaya devam eder. Şimdi bizim işimiz sosyal öğrenme olduğuna göre bu süreci biz yaşamak zorunda değiliz. Biri yaşadıysa ve biz buna şahit olduysak bu adam eğer pekiştirildiyse bu bizim için dolaylı pekiştirme olacak. Biz de aynı davranışı yapmaya devam edeceğiz. Eğer bu adam ceza aldıysa bu bizim için ne olacaktır? Dolaylı ceza olmuş olacak ve biz bu davranışı yapmaktan vazgeçmiş olacağız. Şimdi sürecin işleyişi bu. Bir örnek üzerinden kodlama yapalım. Aklımızda bu şekilde kalsın arkadaşlar. Sesi güzel. Diyelim ki böyle nerede oturuyor? Gecekondu mahallesinde yaşayan sesi güzel bir çocuk var. Şarkıcı olmak istiyor. Genç böyle 18-20 yaşlarında şarkıcı olmak istiyor. Şimdi bu şarkıcı olmak isteyen arkadaş ne yapıyor? O kadar şarkıcı modeli içerisinden kendine birini model seçiyor. Seçsin. Kimi seçiyor? Fatih Üre'yi seçiyor. Bak ne yaptı şimdi? O kadar model içerisinden kendine Fatih Üre'yi model seçti. Bu dikkat basamağı. Fatih Üre'yi seçtikten sonra onu gözlemlemeye başlıyor. Gözlem yaparken aynı zamanda Fatih Üre'nin davranışlarını akılda tutmaya çalışıyor. Yani ikinci basamak, hatırlama. Fatih Üre nasıl şarkı söylüyor, hareketleri, jestleri, mimikleri, yılan dansını nasıl yapıyor, hepsini aklında tutuyor. Tuttuktan sonra eve kapanıyor.
Aynen Fatih Yürek gibi giyiniyor, onun gibi hareketler, onun gibi şarkı söyleme, jest ve mimikler sergiliyor. Bunu tekrarlıyor. Ta ki Fatih Yürek'e benzeyinceye kadar. Hala bu basamakta bak, şu anda davranışa dönüştürdü. Tamam dedi, ben artık Fatih Yürek gibi şarkı söyleyebilirim. Şu anda hala aynı basamakta gidiyor. O Gecekondu Mahallesi'ne, yine bulundukları mahallede bir tane düğün salonuna kapıyı çalıyor. Diyor ki kardeşim ben şarkıcıyım. Sizinle anlaşmak istiyorum, çalışmak istiyorum. Onlar da diyor ki bugün akşam bir düğün var. Gel şarkını söyle, performansını sergile. Biz de ona göre anlaşmayı kabul ederiz, anlaşır, çalışırız veya olmaz. Bu artık sana kalmış diyorlar. O da tamam diyor, kabul ediyor. Bak hala bu basamakta. Sonra akşam düğüne gidiyor. Tabii o muhitte olduğu için o düğüne gelen insanlar da o muhitin insanları. Adam şarkısını söylüyor, bu gencimiz şarkıyı söylüyor. Şarkıyı söyledi, davranışa dönüştürdü. Davranışa dönüştürünce o muhitin insanları daha çok Müslüm, Ferdi ve Orhan Gencebay gibi insanları dinledikleri için bu adam şarkıyı Fatih Yürek gibi söyleyince otomatikmen ne yapmaya başlıyorlar? Yuhalamaya başlıyorlar. Yuu diye bağırıyorlar. Kuru pasta ve meyve sularını atmaya başlıyorlar. Bu o çocuk için ne oldu şimdi? Bir ceza oldu. Ceza olunca bu çocuk otomatikmen ne yapacak? Bu davranıştan vazgeçecek. Davranışı ne yapması lazım? Terk etmesi lazım. Şimdi bu çocuk böyle başına kötü bir şey geldi ya. Davetliler içerisinde yine sesi güzel olan bir çocuk var. O da şarkıcı olmak istiyordu. Şimdi bu olaylara, yaşanan bu durumlara şahit olduğu için bu duruma şahit olan o davetli çocuk bu gözlemledikten sonra bu çocuk için olaylı olarak ne olarak karşımıza çıkacak? Dolaylı ceza. Davetli çocuk burada şarkıcı olmaya çalışan çocuğun başına gelenleri gördüğü için o davetli olan çocuğumuz için de bu durum dolaylı cezadır. O da otomatikmen hiç Fatih Yürek modeline ne yapmayacak? Girişmeyecek. Kendine başka bir model almış olacaktır. Şimdi dikkat edin. Kişi burada davranışını terk ediyor veya davranışa devam ediyor dedik ya. Güdülenme, evet. İşin sonucunda ceza veya pekiştirme aldık, davranışı terk ettik veya davranışa devam ettik. Ama davranışla ilgili biz güdülenmeden sonra aslında öğrenme sürecinin sonunda kişide şunlar yaşanır. Önce bir öz yargılama olur. Sonra öz yeterlilik, sonra da öz düzenleme. Şimdi Fatih Yürek modelinde şarkıcı olmayı düşünen çocuk cezayı aldı, yuhlandı, kafasına kuru pasta yedi. Bu onun için cezaydı. Ve hemen bir öz eleştiri yapıyor bak. Otomatikmen bu devreye giriyor. Öğrenme sürecimle alakalı değil artık. Öğrenme sürecinin dışında içsel bir süreç başlıyor. Öz eleştiri yapıyor. Sesim güzel ama benim bulunduğum muhit, gecekondu muhiti, burada benim şarkı söylemem, bu şekilde şarkı söylemem olmadı diyor. Öz eleştiri yapıyor. Ve ondan sonra diyor ki ben Fatih Yürek modeliyle burada asla meşhur olamam. Öz yeterlilik geliştiriyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Fatih Yürek modelinden çıkıyor, eski haline geri dönüyor. Öz düzenleme, yani davranışı değiştirmiş oluyor. Şimdi dikkat edin. Öngörü kapasitesi dediğimiz durum arkadaşlar. Öngörü kapasitesi. İlk başta söylemiştik ya gözlemcinin özelliklerinden. Ne etkisi var hocam demiştik. Şimdi öngörü kapasitesi eğer bu çocuğun yüksek olmuş olsaydı önceden başına neler gelebileceğini tahmin eder ve Fatih Yürek modelini kendine seçmezdi. Demek ki bu çocuğun öngörü kapasitesi düşük, hatalı bir model seçti, buraya kadar süreci devam ettirdi, sonra duvara tosladı, ceza aldı. Sonra ne yaptı? Eğer gerçekten şarkıcı olmak istiyorsa tekrardan sürecin başına geri dönmek zorunda, kendine yeni bir model seçmeli. Eğer bu kişi öngörü kapasitesi yüksek olmuş olsaydı ne yapacaktı? Kendine daha uygun, işte diyelim Ferdi Baba'yı model alacak ve bu süreçte devam edecek, bir daha geriye dönme gibi bir durumu olmamış olacaktı. Sosyal öğrenme süreci 4 basamakta oluşuyor. Dikkat edin, dikkat. Hatırlama, davranışa dönüştürme ve güdülenme. Bu sosyal öğrenme sürecinin 4 basamağı var. Bu süreç 4 basamakta gerçekleşiyor. Basamak, en son basamağımız güdülenme. Güdülenmeden sonra bizde meydana gelen içsel süreçler bunlar sadece. Öz yargılama, öz yeterlilik ve öz düzenleme. Sadece içsel süreç bu bizim sosyal öğrenmenin öğrenme süreci içerisinde yer alan basamaklar değil. 4 tane basamak olduğunu tekrar bir daha hatırlatalım. Peki şimdi geçelim arkadaşlar.
Model her zaman gerçek bir insan olacak diye bir şart yok, bunu unutmayın. İdealleştirilmiş bir kişilik de olabilir, çizgi film kahramanı veya tarihi bir karakter de bizim karşımıza ne olarak çıkabilir arkadaşlar? Bir model olarak çıkabilir. Bandura'ya göre arkadaşlar, dikkat edecek olursak, Bandura'nın önemli noktalarından bir tanesi sadece sosyal öğrenmenin basit bir taklit olmadığını söyler. Sosyal öğrenme basit bir taklit değil, bireysel farklılıklar içeren bir öğrenmedir. Ve davranışçılardan farklı olarak ne diyor arkadaşlar? Tekrarsız, denemesiz öneminin, tekrarsız ve deneme yapmadan öğrenmenin önemine ne yapmıştır? Vurgu yapmıştır. Peki geçelim hemen sıradakine. Model almanın fonksiyonları. Model almanın fonksiyonları dediğimiz kısım artık sosyal öğrenmenin son aşamasına geldiğimizi gösteriyor. Model almanın fonksiyonlarıyla tepki kolaylaştırma ve çekinme çekinmeme dediğimiz iki tane durum var. Bunlar birbirine yakın unsurlar. Hemen onu tek bir karede göstereceğiz. Model almanın fonksiyonlarında yeni bir şey öğrenmiyorsun. Ne yapıyorsun biliyor musun? Zaten öğrendiğini sergiliyorsun. Genellikle bu durumlar var karşımızda. İlk başta tepki kolaylaştırma var. Bir de bununla bağlantılı olduğu için onu da şöyle yapalım, şöyle çizgiyle gösterelim. Çekinme, çekinmeme dediğimiz bir diğer durum. Bir sonraki slide'da ama ikisini burada birlikte işleyeceğiz. Peki tepki kolaylaştırma ve çekinme, çekinmeme ne demek? Toplumun kabul gördüğü bir davranış mı? Eğer toplumun kabul gördüğü davranışı birileri yapıyorsa ve onlara bakıp ben de yapmaya başladıysam buna tepki kolaylaştırma diyoruz. Sadece buna dikkat et. İkisi arasındaki temel fark. İkisi de aynı mekanizma. Sadece toplum tarafından kabul görülen bir davranış mı değil mi? Eğer toplum tarafından kabul görülen bir davranışı birileri yaptı diye biz de yapıyorsak tepki kolaylaştırma, toplumun kabul görmediği davranışı birileri yaptı diye biz de yapıyorsak veya başkaları da yapıyorsa buna çekinme çekinmeme diyeceğiz. Toplumun kabul görmediği davranışı birileri yaptı diye başkaları da yapıyorsa buna çekinme çekinmeme. Sadece toplumun onaylayıp onaylamadığına bakacağız. Başka bir şey yok burada. Bunu şöyle kodlayın. Tepki kolaylaştırmayı arkadaşlar. Düğünler. Düğünlerdeki oynama. Bak, düğünlerde oynama toplum tarafından kabul görülen, beklenilen, istenilen bir davranış. Toplum tarafından kabul görülen, beklenilen, istenilen davranış neymiş? Düğünlerde oynama davranışı. Peki bu toplumda böyle de biz günlük hayatta nasıl yaşıyoruz? Dikkat ettiniz mi düğünlerde? Şöyle bir şey oluyor. Kişi, oradaki sunucu diyor ki evet davetleri artık sahneye bekliyoruz diyor. Sahne ilk başta kimse çıkmıyor oynamak için. Ama bu esnada bir iki kişinin çıkmasıyla birlikte sahne bir anda oynayan insanlarla doluveriyor. O işte bir iki kişinin çıkması, oyun oynamaya başlaması, oynaması diğer insanlar için ne oluşturmuş oldu? Tepki kolaylaştırmış oldu. Bunu düğünlerdeki oynamayla kodlayın diyoruz. Toplumun kabul gördüğü davranışı birileri yaptı diye diğerleri de yapıyor. Veya bir başka örnek verelim arkadaşlar. Birisi fıkra anlattığı zaman gülünür değil mi? Bu bir fıkrayı anlattı. Bu fıkrasında gülünmeyen adam vardı hatırlayın bak. Adam orada fıkrayı anlatıyor. Hiç kimse gülmüyor. Eğer onlardan içlerinden bir tanesi küçücük de olsa bir gülücük atmış olsaydı herkes gülmeye başlayacaktı. Fıkraya gülünmesi toplumun kabul ettiği bir durum. Biri yaptı diye diğerleri de yapması tepki kolaylaştırma. Veya bir konuşma bittiği zaman arkasında alkışlanır değil mi? Konuşma bitti ama hiç kimse alkışlamıyor. Sen o topluluk içerisindeysen elini vurmaya başla. Emin ol diğerleri de alkışlayacaktır. İşte bu duruma biz tepki kolaylaştırma diyoruz. Peki diğerine bakalım. Çekinme çekinmeme. Ne demek çekinme çekinmeme? Toplumun kabul etmediği bir davranışı birileri yaptı diye ben de yapıyorsam o zaman bu duruma çekinme çekinmeme. Adını oradan alıyor bak. Normalde çekiniyorum, kötü bir davranış ama birileri yaptı diye ben de yapmaya başlıyorum. Diyelim adam buraya yazmış. Kapalı alanda sigara içmenin cezası bu kadar. Sen de yapmışsın böyle sigara içiyorsun. Allah Allah cezası da varmış ya burada sigara içmenin. Böyle yapıyorsan. Bak bunu sen yapmaya başladığın an o kapalı alanda diğer insanlar da sigara içmeye başlayacaktır. Çekinme, çekinmeme. Toplumun kabul etmediği davranışı birileri yaptı diye diğerleri de yapıyor.
Çimenlere basmayınız ya da çiçekleri koparmayınız. Sen oradan çiçek koparmaya başladığın an seni gören diğer insanlar da gelip çiçekleri koparmaya başlayacaktır. Adam buraya yazmış bak, çimenlere basmayınız, çiçekleri koparmayınız. İstenmeyen, toplumun kabul etmediği davranışı birileri yaptı diye diğerleri de yapıyorsa buna biz çekinmeme. Bunu da yağmalamayla kodlayın arkadaşlar. Yağmalama toplumun kabul etmediği bir şeydir. Değil mi? Ama bu esnada mesela toplumsal olaylarda ne oluyor? Eğer adam çok aç kaldıysa markete yağma diye taşı bir atıyor. Daha taşı atar atmaz diğer çevredeki insanlar o adamdan önce girer, marketi yağmalar ve o adam dışarıda bile kalabilir. Bak, birileri yaptı diye diğerleri toplumun kabul etmediği davranışı yapıyorsa buna çekinmeme. Diğeri tam tersiydi, olumlu. Toplumun kabul ettiği davranışı birileri yaptı diye diğerleri de yapıyorsa buna tepki kolaylaştırma. Toplumun kabul etmediği davranışı birileri yaptı ise buna bakarak diğerleri de yapıyorsa buna da çekinmeme adını vermiş olacağız. Peki çekinmeme az önce söylediğimiz şey hemen. Aradaki farklar yine aynı şekilde söylediğimiz durum. Duygu yoğunlaştırıcı etki. Yeni bir duygu öğreniyorsan dolaylı duygu, sosyal öğrenmede unutma, bir başkasına bakarak yeni bir duygu öğreniyorsan dolaylı duygu. Duygu yoğunlaştırıcı etkide yeni bir duygu öğrenmiyorsun. Burada sadece başkasına bakarak sende herhangi bir duygu harekete geçiyorsa buna biz duygu yoğunlaştırıcı etki diyoruz. Biz burada hep başkası yerine neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Model. Modele bakarak sende yeni bir duygu harekete geçtiyse, var olan herhangi bir duygu harekete geçtiyse buna biz ne isim vereceğiz? Duygu yoğunlaştırıcı etki. Tekrar ediyoruz. Burada yeni bir duygu öğrenmiyorsun. Sadece modeli görüp sende herhangi bir duygu harekete geçmiş olacak. Modelin duygusuyla aynı yönde ve aynı şiddette olmasına gerek yok. Buna göre bakalım. Mesela iki sarhoş birbiriyle kavga ediyorlar, tartışıyorlar. Çok kaba küfürler kullanıyorlar. Sen bu küfürleri duyunca onlara öfkelenirsin, kızarsın. Bak, onlar kızgın, birbirlerine sinirli ve sen de onlara kızdın. Sen o modele bakaraktan, o modellere bakarak sen de kızgınlık tepkisi harekete geçti. Ama senin kızgınlığın onlarınki kadar yüksek değildir. Peki, bir de şöyle olsaydı durum. İki sarhoş birbiriyle kavga etmeye çalışıyor. Bu esnada vuramıyorlar, yere düşüp yuvarlanıyorlar. Onlar çok sinirli ama sen onları görünce gülmeye başlarsın. Sen de mutluluk duygusunu harekete geçirdi. Onlar kızgın, sen de mutluluk duygusu harekete geçti. Fark etmez. Dedik ya, modeli gözlemleyip bizde herhangi bir duygu harekete geçiyorsa bu duruma biz duygu yoğunlaştırıcı etki adını vermiş olacağız. Peki geçelim hemen. Çevreye ilgi artırıcı etki. Model bir davranışı bir nesne ile sergiliyorsa sen de aynı davranışı aynı nesneyle sergilemeye çalışırsın. Aslında burada şu var. Nesnede kerameti arıyorsun. Kerameti nesnede sayıp sen aynı nesneyle aynı davranış yaparsam iyi davranışlar ortaya çıkar zannediyorsun. Model gibi güzel bir şekilde ortaya koyabilirim diye düşünüyorsun. Buna göre kara kalem kursuna gittin. İlk ders hoca böyle kara kalem kursunda nasıl çizim yapılacağını gösterdi. Hızlı bir şekilde çizimleri yaptı adam güzelce. 5 dakikada sana bir resim çizdi, verdi kara kalemden. Sana bir baktın, vay güzel resim dedin. Sen oradan çıkar çıkmaz, kursa yazıldıysan oradan çıkar çıkmaz otomatikman ne yaparsın? Hocanın elinde gördüğün 2B uçlu Joan Faber kalemse sen de gidip kırtasiyeden kendine o kalemlerden alırsın. Niye? Ben de aynen o hoca gibi güzel resimler çizeyim diye. Sen de evde çizmeye çalışırsın, sen Cin Ali yaparsın. Dersin ya aynı kalemi de kullanıyorum, ben niye çizemedim? Bak burada model bir davranışı hangi nesne ile yapıyorsa, resim çizme davranışını aynı Joan Faber 2B uçlu kalemle yaptığı için sen de aynı resim çizme davranışını aynı kalemle yapma eğilimine girdin. Dikkat edin, Chef Master mı, Master Chef yarışması mı ne vardı hani biliyorsunuz. Orada evde aşçılığa merakı olan kişilerin çoğunluğu ne yaptı biliyor musunuz? O yarışmacıların kullanmış olduğu alet, edevat ve bıçak marka neyse onu alıp kullandılar. Aslında oradaki durum neydi? Çevreye ilgi artırıcı etki. Ben de bu bıçak kullanırsam, bu aynı marka bıçağı kullanırsam onun gibi iyi yemekler yapabilirim düşüncesi vardı. Şimdi dikkat edin, adamlar boşuna sponsor olmuyor. Onların sponsoru kimdi? Karaca'ydı değil mi?
mesela ona bakaraktan milyonlarca liralık satış yapmıştır adam. Bak, onlara dünyanın parasını verip sponsorluk yapıyor, malzemeleri gönderiyor. Buna bakaraktan adam ne yapıyor? Çevreye ilgi artırıcı etkiden yola çıkıp çok daha fazlasını kazanacağını kendi zaten ne yapıyordu, biliyordu. Demek ki sponsorlu reklamların asıl amacı neymiş? Çevreye ilgi artırıcı etki. Peki, genellenmiş taklit. Modelin bir davranışını taklit ederim. Sonra pekiştirilirsem modelin geriye kalan tüm davranışlarını taklit etmeye başlarım. Diyelim kişi bir artist gibi eline tesbih aldı, sallıyor çocuk. Arkadaşlar dedi ki vay, o artist gibi çok karizma olmuşsun dedi. Bak, bir artistin tesbih sallama davranışını yaptı ve arkadaşlarından ödül aldı. Peki bu çocuk ne yapacaktır biliyor musun? Daha sonraki günlerde aynen o artist gibi giyiniyorsa, o artist gibi konuşmaya, o artist gibi jest ve mimikler sergilemeye, onun gibi bakmaya başlıyorsa, bu çocukta yaşanan bu duruma biz ne diyoruz? Genellenmiş taklit. Bir taklitini yaptı, pekiştirildi. Geriye kalan tüm davranışları ne yapmaya başladı? Taklit etmeye başladı. Şimdi bir dönem hatırlayın, herkes Polat Alemdar gibi giyinip onun gibi hareket ediyordu. Bir dönem işte Miroğlu gibi giyinip onun gibi hareket edip onun gibi davranan gençler gördük. Bunların tamamı nedir arkadaşlar? Genellenmiş taklit. Destekleyici ve engelleyici etki dediğimiz durum var arkadaşlar. Bir de bunlara bakalım, sorularda çıkabiliyor. Destekleyici etki ne demek? Ceza, ortada ne yok burada biliyor musun? Dolaylı ceza yok. Dolaylı ceza eksikliğinde ortaya çıkan duruma biz ne isim vereceğiz? Destekleyici etki. Model ceza alması gereken bir durum sergilediğinde, ceza verilmezse veya yeterli oranda ceza verilmeyecek olursa, bu durum diğerlerini aynı davranış yapma konusunda destekler. O yüzden buna biz destekleyici etki diyoruz. Tekrar ediyorum. Model bir davranışta bulundu ve hatalı bir davranış ama bunun sonucunda bir ceza almadı veya yeterli oranda bir ceza verilmediyse, bu durum diğerlerini destekler. Ama biz de yapalım, nasıl? Cezası yok mantığı. Bu destekleyici etkiyi neyle kodlamanızı istiyorum biliyor musunuz? Telefon dolandırıcıları. Telefon dolandırıcıları var ya, aynen bunu yapıyor işte. Onlarda destekleyici etki var. Ülkemizde telefon dolandırıcılığı bitmez. Hala adamlar yapıyor mu? Yapıyor. Peki bunun temel sebebi ne? Çünkü destekleyici etki. Gerekli ceza verilmediği için dolandırıcılara, diğer dolandırıcılara ve dolandırıcı olmayı düşünenlere bu durum aslında destekliyor. Adam şöyle düşünüyor, ama yakalarsak yakalanalım. Zaten az bir şey, hapiste kalıyoruz ama bizim götürdüğümüz paralar bayağıca bizi rahat içinde yaşatır mı? Yaşatır diyor. Hatta Urfa'nın bir yerinde, bir bölgesinde sırf bu işi yapan bir köy varmış arkadaşlar. Show TV'ye yıllar önce çıkmıştı. O köye gidiyorlar. Bak, eciğinden cücüğüne hepsi bu işi yapıyor. Telefon dolandırıcılığı yapıyor adamlar. Ve Show TV canlı yayında oraya gidiyor. Kapıyı çalıyor. Kapıyı çaldığı zaman biri açıyor. Diyor ki bacım, kamerayla geliyor bak kadın. Yanında spikeri var işte, kameraman. Bacım diyor, sesli oldu, iş üzerindeyiz diyor. Bak, adamlar canlı yayında bile ne yapmadılar biliyor musunuz? Dolandırıcılık durumunu bırakmadılar, kesmediler. Adamın bir korkusu yok. Neden? Çünkü yeterli ceza verilmediği için bu dolandırıcı olmayı düşünen ve şu anda bu meslekte olanlar için aslında destekleyici bir etki. Peki engelleyici etki de ne var arkadaşlar? Burada da tam tersi. Ortamda dolaylı pekiştirme yok. Aslında Tolman ne demişti buna biliyor musun? Az önce örtük sönme dedik ya, bu. Birinin doğru davranışı yapıp pekiştirilmediğini görüyorsan sen de aynı davranışı yapmaktan vazgeçiyorsun. Birinin doğru davranışı yapıp pekiştirilmediğini görüyorsan sen de aynı davranışı yapmaktan vazgeçiyorsun. Diyelim ki bir polis cansiperane bir şekilde ne yaptı? Suçluyu yakaladı. Bu esnada kaza getirdi. Hastanede birazcık kaldı. Tedavi gördü. Çıkıp tekrar görevinin başına geldiğinde eğer idari amirleri bu adama teşekkür etmezse, bir plaket vermezse, küçük de olsa bir ödül vermezler ise, bu durum diğer polis arkadaşlarında ne tür bir etki yaratacaktır? Engelleyici etki yaratacaktır. Neden biliyor musunuz? Onlar şöyle düşünmeye başlayacak. Bak, benim arkadaşım cansiperane bir şekilde suçluyu yakaladı ama bu durumda başına kötü bir şey geldi.
Kimse bu adama ne yapmadı? Herhangi bir ödül vermedi. Ödül değil ama en azından teşekkür bile etmediler diye düşünüp artık onlar da suçluları yakalarken cansıparane bir şekilde ne yapmayacaklardır? Çalışmamaya başlayacaklar. Bir başka örnek daha verelim. Sınıfta çocuklara soru sordun. Bir tane soruyu bildi ve sen o çocuğa hiçbir şey demedin. Aferin de demedin, çikolata da vermedin. Bu olaydan sonra ne olur biliyor musun? Diğer sınıftaki öğrencilerde engelleyici bir etki oluşur. Çocuklar şunu düşünür. Aman hocanın sorusunu niye bilirim? Bilsek de adam bize aferin de demeyecek, çikolata vermeyecek, hiçbir şey demiyor. Boşver biz de sorularını bilmeyelim demeye başlayacaklar. Dedik ya engelleyici etki neymiş arkadaşlar? Dolaylı pekiştirme yok ise bu durum diğerleri için engelleyici bir etki meydana getirmiş olacak. Tabii dolaylı pekiştirme derken ortada önce doğrudan bir pekiştirme yapacağız. Bu diğerleri için dolaylı pekiştirme. İşte dolaylı pekiştirme eksikliğinde ne olmuş oluyor? Engelleyici etki karşımıza çıkmış oluyor. Evet sevgili dostlar, örnek sorularımıza da bakalım bunlarla ilgili. Pardon. Okul müdürünün mahiyetindeki öğretmenlere yönelik tutumunun olumsuz olması, öğretmenlerin de müdüre karşı benzer bir tutum geliştirmelerine neden olur. Müdürün bu tavrını sergilemede ısrarcı olması, söz konusu olumsuz durumun sürekliliğini sağlayan kısır bir döngü oluşturur. Şimdi dikkat et, öğretmenler ve müdür. Şimdi müdür burada birey, müdür öğretmenleri yani çevreyi, çevrede öğretmenler olaraktan da kimi etkiliyor? Müdürü. Birey çevreyi, çevre bireyi etkilediğine göre kısır bir döngü oluşuyor. Bu duruma biz ne diyeceğiz? Karşılıklı belirleyicilik. Bu durum sosyal öğrenme kuramına göre neyle açıklanır diyoruz? Karşılıklı belirleyicilik. Bir kişi çevreyi, çevrede aynı şekilde yine kişiyi etkilediği için kısır bir döngüye ne yapacaklar? Girmiş olacaklar. Buse'nin bu durumu sosyal öğrenme kuramına göre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi şekilde açıklanabilir? Hayalindeki meslek olan aşçılıkta kendini geliştirmek isteyen Buse, dünyaca ünlü aşçıların nasıl yemek yaptığını internet ortamından izlemiş ve kendine uygun çalışma tarzları belirleyerek kendine az karma bir stil oluşturmaya ve davranışlarını bu yönde şekillendirmeye çalışmış. Davranışlarını şekillendirip yönlendirdiğinden bahsettiği için yönlendirmeye bahsettiği için bu durum ne olacaktır arkadaşlar? Davranış bazında öz düzenleme dediğimiz durumla karşımıza çıkacak. Dedik ki eğer olayı davranışa dönüştürüp davranışı şekillendirmeden bahsediyorsa ne oluyormuş? Öz düzenleme olarak karşımıza çıkmış oluyor. Peki diğer soruya bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı öğrenmeden sayılabilecek bir durum değildir? Sürekli olarak yazılı sonuçlarına itiraz eden bir arkadaşının genellikle istediği sonucu elde ettiğini gören Ayşe'nin de yazılı sonuçlarına itiraz etmeye başlaması sosyal öğrenme arkadaşından gördü, o da yapmaya başladı. Necda'nın höşmerim tatlısını internet ortamından indirdiği bir tarife göre yapması ve bu sayede tatlının yapılışını öğrenmesi. Ablasının böcek görünce korkudan çığlık attığını gören Nergiz'in böcek görünce aynen ablası gibi korkudan çığlık atması dolaylı duygu. Bir arkadaşın kedisi tarafından tırmalanan, pardon şurası da şöyle internetten tarif almıştı, onu da sosyal öğrenme sayıyoruz. Bir arkadaşının kedisi tarafından tırmalanan Oktay'ın daha sonraki günlerde hem kediyi hem de arkadaşını görünce tedirginlik duyması, bu bir klasik koşullanmadır arkadaşlar. Bizim aradığımız neydi? Sosyal öğrenme. Dolayısıyla burada hani arkadaşından yola çıkıp yeni bir şey mi öğrendi? Yok. Arkadaşının kedisi tırmaladı. Her ikisine birden koşullanmış oldu. Minibüs şoförünün sürekli olarak küfürlü konuşmasından rahatsız olan Ayten Hanım'ın şoför uyarmasıyla birlikte minibüsteki diğer yolcular da hep bir ağızdan rahatsızlıklarını dile getirmişlerdir. Bu durum sosyal öğrenme kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Toplum tarafından kabul gören bir durum. Küfredeni uyarmak, biri yaptı diye diğerleri de yaptığı için bu durum nedir? Tepki kolaylaştırma diye karşımıza çıkar. Abisini kağıttan uçak yaparken izleyen Alper, ertesi gün tıpkı abisinin yaptığı gibi kağıttan bir uçak yapmaya niyetlenmiş. Ancak ilk olarak kağıdı neresinden ve nasıl katlayacağını kestiremediğinden, yani kestiremediği ne demek? Hatırlayamadığından bir türlü kağıt yapmaya başlayamamış. Alper
Rin yaşamış olduğu bu durum ve zorluk durumuna baktığımızda sosyal öğrenme sürecinin hangi aşamasıyla ilgilidir? Kestiremediğinden, abisinin nasıl yaptığını hatırlayamadığından uçağa başlayamamış. O zaman hangisi olacak arkadaşlar? Hatırlama ya da diğer adıyla sembolleştirme veya kodlama dediğimiz basamakta Alper sıkıntı yaşıyor. 10 yaşındaki Canan annesinin pembe dizilerdeki dramatik sahnelere hüngür hüngür ağladığını sıkça şahit olmuş. Daha sonraki günlerde ise tek başına pembe dizi izleyen Canan dramatik sahnelerde tıpkı annesi gibi hüngür hüngür ağlamaya başlamıştır. Sosyal öğrenme kuramına göre bu Canan'da yaşanan durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Hangisiyle açıklanması lazım? Duygusal sahnelere ağlama, anneye bakarak yeni bir duygu öğrendi, hislenmeyi öğrendi ve hangi tepkilerde bulunacağını öğrendi. Biz buna ne diyoruz? Dolaylı duygusallık adını vermiş olacağız. Evet, 9 yaşındaki Beste lahana sarması yapan annesini dikkatlice izlemiş ve annesinin yaptığı gibi lahanaların içerisine bir miktar iç malzemesi koyarak yuvarlamaya çalışmış. Ancak Beste ne kadar uğraşırsa uğraşsın, lahanaları annesi gibi düzgünce saramamış. Şu anda davranışı düzgün yapamamadan bahsettiği için bu durum sosyal öğrenme sürecinin hangi basamağı ile ilgili bir sıkıntıdır arkadaşlar? Davranışa dönüştürmede ne yapıyor? Davranışı oluştururken sıkıntı yaşadığı için davranışa dönüştürme dediğimiz basamak sıkıntılı diyoruz. Uygulamış olduğum sınavlardan sürekli olarak düşük not alan ve bu nedenle dersinden korkan başarısız öğrencilerimi tahtaya kaldırarak basit birkaç soru sorup yüksekçe bir sözlü notu veriyorum. Bu uygulamamla birlikte çalışınca başarılı olabileceklerini anlayan öğrencilerim kendilerine olan güvenlerini tazeliyor ve dolayısıyla da ders başarılarını aşamalı bir şekilde artış göstermeye başlıyor. Başarısız öğrencinin başarılı hale getirilmesine etkili olan durum sosyal öğrenme kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir arkadaşlar? Çocuk başarısız olacağı inancı vardı. Öğretmen basit olaylarla davranışlarda bulundurdu ve ona pekiştireç verdi. Böylece bu inancını ne yaptı? Ben artık başarabilirim şekline dönüştürdü. Öğretmenin yapmış olduğu bu uygulama çocuklarda yaşantı yoluyla öz yeterliliklerini ne yaptı? Artırdı. Yani ben bu dersi artık başarabilirim inancını yükseltmiş oldu. Peki Cansu Hanım TV'de izlediği bir programda dengesiz beslenmenin çocukları obez yaptığı gibi aynı zamanda erken yaşta kalp, şeker ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini arttığını öğrendikten sonra çocuklarının beslenme alışkanlıklarını yeniden düzenleyerek dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmaya başlamıştır. Cansu Hanım'ın bu şekilde davranmaya başlaması sosyal öğrenme kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Dikkat edin, çocukların dengesiz beslenmesi obez yaptığı gibi çeşitli hastalıklara sebep olmuş. Yani kötü durumlarla, kötü sonuçlarla karşılaşıldığını görmüşüz. Dengesiz besleniyorsa kişi hasta olabiliyor, kötü durumlar başına gelebiliyor. Bu adamın başına henüz gelmemiş Canan Hanım'ın. Canan Hanım ne yapmış? Başına gelenleri, başka insanları görmüş ve bu şey başımıza gelmesin diye dengeli beslenmeye çalışmış. O zaman Canan Hanım'da yaşanan bu durum nedir? Dolaylı ceza. Çünkü başka insanların bu şekilde beslenip cezaya maruz kaldığını, yani hastalandığını görüyor. Bu da aynı hastalıktan muzdarip olmamak için daha dikkatli davranmaya çalışmış oluyor. Evet, sosyal öğrenmeyle ilgili olarak verilen dolaylı yaşantıların karşılığı olan kavramlar aşağıdakilerden hangisine sıralı olarak verilmiştir? Sarhoş bir şekilde eve gelen babasının ablasını dövdüğünü gören Melis'in hemen odasına kaçması. Bu nedir arkadaşlar? Dolaylı ceza. Ablasının başına geldi, benim başıma gelmesin diye çocuk kaçtı. Cezamızı yazdık. Öğretmeni tarafından sınıf kurallarına uyduğu için bazı arkadaşlarına şeker verildiğini gören Doğan'ın sınıf kurallarına uymaya özen göstermesi, dolaylı pekiştirme. Salonda otururken birden ablasının fare var diyerek korku çığlıkları atmaya şahit olan Nermin'in farelerden korkmaya başlaması, dolaylı duygu veya duygusallık. Buna göre şıklara baktığımızda dolaylı ceza, dolaylı pekiştirme ve dolaylı duygusallık D şıkkında diyoruz ve onu işaretleyip geçiyoruz. Kardeşini dövdüğü için annesi tarafından tokatlanan Musa, hem bir taraftan tokat yemekte, bir taraftan da ama o da hak etmişti anne
aynı şeyi yapsın, istersen beni öldür, onu yine döverim. Bu çocuk sürekli kaşınıyor ve kaşınanı kaşımak lazım. Oh olsun işte, elime sağlık şeklinde annesine söylenmektedir. Musa'nın bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir arkadaşlar? Hangisiyle açıklanacak? İçsel pekiştirme. Adam yapmış, yaptığından pişman değil, oh iyi ki de yaptım diye kendisini ne yapıyor? Mutlu etmiş oluyor. Kısa süre içerisinde evlenme hayali kuran kasap Hayri'nin yeğeni Zeynep. Gece gündüz demeden, açlığa susuzluğa aldırış etmeden sağlığına bile hiçe sayarak çeyiz hazırlamakta. Çeyiz, sosyal ihtiyaç, fizyolojik ihtiyacın önüne geçtiği için bu durumu Tolma neyle açıklıyordu? Eşdeğer inançla açıklamış oluyor. Hasta ve acil işleri olmasına rağmen izin ya da rapor hakkı kullanmayarak okula gelen, ders giriş saatlerine, giriş ve çıkış saatlerine düzenli şekilde uyan ve nöbetlerini hakkıyla tutan öğretmenlerin okul idaresince takdir etmediğini fark eden Neslihan Hanım, daha sonraki günlerde sıkça rapor almaya ve izin almaya başlamış.